Herkese yeniden merhaba, ben Melis. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün baştan da anladığınız üzere Rimmel London'ın yeni ürünlerini deneyeceğim. Daha doğrusu ben ilk defa deneyeceğim ürünlerini. Bu kadar çok ürününe sahip olmamıştım hiçbir zaman. İlk YouTube video yüklerken, o zamanlar tabii Görkem Karman falan Rimmel London'ın bayağı ürününü övüyordu. Ben de o sayede edinmiş olmuştum birkaç ürünü ama maskarasını falan hiç denememiştim. Sadece bir göz kalemini denedim herhalde. Pudrasını ve bir tane de fondöteni denemiştim. O yüzden şu an bayağı heyecanlıyım. Sesimin kusura bakmayın ama bence bu videoyu birazcık daha sakin kılıyor. Daha sakin olmamı sağladı yani ses tonumun bu kadar garip olması. Öncelikle bugünkü benim aklımdaki tarzı anlatayım. Genel olarak ürünlerin baktığım zaman şey değil, ne denir ona? Kendi şu tarzımı yapsam, bu tarzımı yapsam diye düşünmedim ama bir 90'lar şeyi geldi bana. Hissiyatı. Bir 90'lar bir şeyler yapayım. Böyle değişik bir makyaj yapayım istedim. Onu da bence bu ürünlerle yapabilirim diye düşünüyorum. O yüzden sizi çok fazla sıkmadan isterseniz hemen makyaja başlayalım. Ben fondötenimi vs süreceğim. Burada hani modelin olmayan ürünleri kullanacağım. Daha sonra direkt ne lazımsa buradan başlayacağız. Ruh gibi olduğum geri döndüm. Şimdi Stay Matte pudrasını deneyeceğim. Transparan rengi. İyi ki böyle bir rengi denk geldim çünkü renkli olması çok iyi olmayabilirdi benim için. Süngerimi alıyorum. Klasik gözaltım hani uygulama şeklimi yapacağım yine. Çünkü ben çok fazla pudrayı fırçayla uygulamayı sevmiyorum. Nedense çok bana göre gelmiyor. Şu ana kadar ilk uyguladığım anda düzgün durdu. Bayağı yalnız böyle baka kaldım. Çok güzel sabitledi hemen. Bu arada ürünleri yani cildime kullandığım ürünleri zaten aşağıda görebileceksiniz. Gözaltıma özellikle Tarte Shape Tape kullandım çünkü o her pudrayla mükemmel oluyor. Eğer bunun adı mükemmel olursa bence pudra da güzel demektir. O yüzden çok riske girip emin olmadığım bir ürün kullanmadım. Riske girmeden ben bir ürün denemek istiyorum. Bu da kaş ürünü. Normalde kalem formunu çok sevmiyorum. Bu arada tırnaklarım neden böyle? Onu küçük bir anlatayım. Şimdi 90'lar havasını girmem lazımdı. Bir de bu oje o kadar leş ki nereye çarpsanız hemen şey yapıyor, soyulmaya başlıyor. Miniso'nun peel off ojelerinden ışıltılı böyle bordo bir şey. Dün sürdüm ki benim hani öyle standart bir bordo oje kullanma günüm 3 gündür yani. 3 gün sonunda kendi kendime silerim. Leş bir oje yani. Neyse, önemli o, konumuz o değil. Şimdi Professional Eyebrow Pencil diyor. Arkasında şöyle bir fırçası var. Doğrusu ben kapağındaydı fırçası. Önüne taktım. Önce neden kaşlardan başlıyorum? Çünkü bunun kontrolü nasıldır, ne değildir hiç bilmiyorum. Hatta bu bile şu an hiçbir şekilde taramadı. Şöyle bir yardım alayım. Önemli olan kaşınızı bir de düzgün taramanız yani. Bakalım. Umarım düzgün tarar, taramıyordur ama düzgün dolduruyordur. Düzgün doldurmaktan kastım da aslında ürün çok turuncu olmadığı sürece siz ürünü güzel kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Önemli olan biraz kullanım şekli. İşte sallıyorum Benefit'in kalemleri ne kadar güzel olursa olsun siz yine de çok bastırarak uygularsanız kaşınızdan tabii ki kılları çekersiniz gibi gibi bir olay var. Dark brown demesine rağmen biraz turuncumsu buldum. Yani içerisinde fazla sıcak bir ton var. Özellikle böyle koyu tonlar içerisinde çok sıcak tonlar olursa hadi ben gene bir şekilde kurtarabiliyorum. Saçımın içerisinde sıcak bir yansıma var. Ama özellikle esmerlerde ya da soğuk böyle soğuk ton kahverengilerde kaşlarınız çok sıcak duruyor. Bir de her zaman herkes kontrolü sağlayamayabiliyor. Çok sürdüğünüz zaman yapışabilir. O yüzden benim gibi böyle kontrollü zaman ayırarak yapıyorsanız kullanabileceğiniz bir ürün ama onun dışında hani gidin ilk aşamada bunu alın der miyim demem diye düşünüyorum. Biraz tabii ki kalın bir kaş. Yani normalde 90'larda biraz ince bir kaş yapmam lazım ama benim kaşımın yapısı çok ince değil. Şey gibi düşünün hani keşke 30 olsam filmini izlediniz mi bu arada hazır. Bunu açmışken böyle bir video yapmışken bunu da konuşmak istiyorum. Benim herhalde çok fazla izlemedim o filmi. Böyle 2-3 kere falan izlemişimdir. Bana göre 2-3 kere izlemek az bile kalıyor. Çünkü bazı filmleri 8'e 9'a koşuyorum izlemekten. Yüzükler Efendisi falan değil. Onları zaten hepimiz milyon defa izledik de.
İşte ne bileyim Interstellar'ı ya da Mad Max falan artık 8-9 defa izledim. Neyse, konumuzu değil. Keşke 30 olsamı gerçekten çok seviyorum. Benim böyle ergenlik dönemimde severek izlediğim nadir olan böyle hem eğlenerek hem de severek izlediğim nadir filmlerdendi. Çünkü romantik komediler biraz riskli olabiliyor. Hepsi güzel olmayabiliyor ve bazen saçmalayabiliyorlar. Gerçekten ergenliğinizde sizi anlatan, hayallerinizin yaşayan bir film olması çok güzeldi. Gerçekten benim de çocukken hayalim öyle biri olmaktı. Bir dergide çalışmak falan. O yüzden güzellik sektörüne oradan gireceğimi aslında anlamalıymışım. Biraz yüzden mi devam etsek? Rimmel London'ın Lasting Finish Soft Color Blush ürünü 0220 Madeira. Bunun rengini de şöyle küçükçe, yani en azından burada görünen rengini anlatayım. Kameradaki gibi böyle pembe pembe bir renk değil. Aksine içinde şeftalilik bulunduran böyle biraz kahverengimsi bir pembe. O yüzden doğal makyaj sevenler için güzel bir ton. Şimdi yüzümde daha güzel görüneceğini düşünüyorum. Vay be! O geçişli görünümü verdi. Bronzerla çok güzel birleşti. Benim allıkta gerçekten en sevdiğim şeylerden biri o. Yapışmaması, böyle bronzerla birleşik durması. Tabii biraz güzel bulunca fazla uyguladım. Hemen bronzer, şeyle, Beauty Blender'la geçelim. Çok tatlı oldu. Bu arada şeye bakmadım. Hani 90'larda özellikle ki makyaj tarzına bakmadım. Aklımdan geçeni yapacağım. O yüzden Melis'le alaka demeyin. Dediğim gibi az çok aklımda kalan bir imajı kendi makyaj stilime dönüştüreceğim. Şimdi şöyle bir far paleti var. Ben Rimmel London'ın far paletini görmemiştim açıkçası. Watson's'a girmediğim için olabilir. Magnifies Eyes Blush Edition. Blush Edition derken ilginç. Tamam. Şöyle oldukça doğal tonları olan bir far paleti. Açık tonundan koyu tonuna hepsi var. Bugün yani içindeki eksik sanırım sıcakla karıştırma ton eksiği, ama hiç ihtiyacımız yok. Dediğim gibi bugünkü olayım zaten hani kendi stilimdeki bir makyaj olmayacağı için. Bu arada mavi bir makyaj videosu çektim. Onu ne zaman yayınlarım bilmiyorum. Eğer onu önceden yayınlamış olursam gerçekten çok kötü çekmişim videoyu. Böyle sürekli aşağı inmişim falan, yan durmuşum. O yüzden yaptığım makyaj çok belli olmuyor. Çok üzüldüm açıkçası editledikten sonra. O yüzden böyle bir kendimi koruma şeyi edindim. Şimdi diğer mat bir renge geçiyorum. Bu arada gerçekten fena toz tutuyorlar. İlk kullandığım rengin pigmentasyonu fena değildi. Bu kullandığım renk ise yani. Böyle rose gold bir ışıltı var. Meğersem benim görmediğim bir ışıltı. Belki karışım fırçası da uyguladım diye, ama hafif bir rose goldluk verdi, yani pembelik verdi, başka hiçbir şey vermedi. O karışım fırçasından vazgeçtim. Bakalım bu nasıl gözükecek. Allah'a gidiyorsun. Pigmentasyon az. Az olduğu gibi renkler de hiçbir şey yapmıyor. Hani farklılık yaratmıyor açıkçası. Ve güzel dağılmıyorlar. Ya tabii ki yine makyaj çıkar bundan. Çıkmaz değil. Ama harikalar yaratamayabilirsiniz diye düşünüyorum. Hani pigment akmıyor şu an burada. Şu açık rengi bir de deneyeceğim göz pınarımda. Artık o da olmazsa gerçekten umutsuz bir vaka demektir. Her zaman uyguladığım fırçayla uyguluyorum. Her şurası rengi en azından bunda yaşam ve umut var bu renkte. Bir de iki tane kalem var elimde. İkisi de Scandalize 24 saat kalıcı. Biri 008 Blue, diğeri 001 Black. Ya burada Blue demişim ama daha çok lacivert, böyle koyu ve soğuk bir lacivert. İçinde ışıltı olsaymış birazcık daha sevebilirmişim. Çünkü ben laciverti biraz ışıltılı böyle smoky yapmayı seviyorum. Kendim de çok fazla kullanmasam bile. Neyse, hemen isterseniz geçelim. Bu arada Kiss'in bu fırçasına gerçekten bayıldım.
Curve eyeshadow fırçası. Normalde ben Bobbi Brown'un Tatcha fırçasını kullanıyordum dağıtmak için. O da çok güzel bir fırça. O gerçek kıl, bu da sentetik kıl. Bunun yapısı daha ince olduğu için şöyle görebiliyorsunuz, süper dağıtıyor. O yüzden bu makyajda yine ana fırçamız bu olacak. Şimdi. Biraz aşağıdan yapıyorum. Onun sebebini biraz sonra göstereceğim. Şimdi kirpik dibinde bastırıyorum. Zaten çok kremsi bir yapısı olduğu için sadece belli bir bölgede yoğun olması yeterli. Biz dağıtırken yine güzel duracaktır. Tam tahmin ettiğim şey oldu. Yarıya kadar sürdüm. Çünkü fondöten sürmek gibi düşünün bunu. Eğer çok fazla fondöten sürerseniz bu balçık gibi durur. Kalemde de aynı şekilde. Aşama aşama gitmeniz en iyisidir. Bunu biraz vicdanımıza kadar uzatalım, değil mi? Evet. Benden görmek istediğiniz makyajlar sanırım bu tarz. Kirpiğimi yamulttum. Şaka gibiyim gerçekten. Tabii ki kafamı biraz kaldırıyorum. Çünkü gözümü kapatmak yerine açısını değiştirmem lazım ki iç köşelerde çalışabileyim. Ağzım gözüm kayıyorsa kusura bakmayın. Gerçekten güzel bir şey çıkarmaya çalışıyorum. O da böyle şeyle olmuyor. Put gibi durarak olmuyor. Bu arada bu gözü göz kapağımda tamamen farklı duracak. Eyeliner, onu baştan söyleyeyim. Göz kapaklarım gerçekten çok değişti çünkü son birkaç yılda. Midos'u arkadan peki. Ne yapıyorsun Midos? Şimdi bu blue olanı sürdüğüm ayağınız biraz sedefli gibi geldi. Şimdi bir deneyelim. Bu sefer anlamışsınızdır zaten neden bu kadar aşağıdan yaptığımı. Çünkü aşağı kısmı da bir ketay devam ettireceğim. Ay kesinlikle sedefli bu. Hiç sevmem sedefli kalemleri. Kirpik diplerinizi doldurmanız çok önemli. Şimdi şuradan göstermek istiyorum. Şuralar var ya bakın. En çok dolmayan yerler oralar. O yüzden kaleminizi mesela biraz yatay tutarak doldurabilirsiniz. Kirpiklerinize değdirmiş oluyorsunuz. Ve kaleminiz kurumadan dağıtın. Oralara değdiğinden emin olun. Bastırmaktan korkmuyorum. Dışarıda bir çizgim oluşuyor. Kirpik diplerime değdiriyorum. Özellikle bu kalemler için çok da fazla uygulamamanız gerekiyor. Aynı biraz önceki üst tarafta yaptığımız gibi fondöten gibi düşünün. Ve aşamalı aşamalı gidin. Bu paletten tek beğendiğim bir ton açık tonu iken bunu kaş altıma da uygulayacağım. Çünkü şu an gözün çok bir olayı yok. Olayı yok dedi. Ve şey smokey yaptı yani. Yine de kaş altıma çok hafifçe metalik bir görüntü vereceğim. Çünkü neden olmasın? Yani siyah rengini o kadar başarılı bir siyah olarak görmüyorum açıkçası. Çünkü şu an maviyle mesela karıştılar. Normalde bir siyah ürünün karışması lazım. Böyle siyahlığını belli etmesi lazım. Kömür gibi olması lazım. O açıdan yani fail olmadı. Şu iç tarafım biraz boş gözüküyor. Oraya dolduracağım. Çok da ayarlanamıyor yani. Hem ışık hem şey. Telefon. O yüzden lütfen kusura bakmayın. Sıra geldi maskaralara. Bir tarafı şimdi kıvırdım. Sert kalıcı Super Curler maskara volume curb. Diğeri Extreme Black Noir Intense Volume Colorist. Şimdi isterseniz bu en son volume coloriste bakalım. Yani fırçası mükemmel gözükmüyor. Çünkü sentetik fırçalarda kısa kılı severim. Ama gerçek
kıl fırçalarda biraz tombiş olmasından yanayım. O da bu. Sanki bu mor olan daha bir iyiymiş gibi geldi bana. Önce bunu bir deneyeyim. Bir de kalıcı olanı önce sürmek daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Yakınlaşacağım. Normalde maskara bölümünde hiç yakınlaştığımı gördünüz mü bilmiyorum ama ben genel olarak maskaralara karşı çok ilgili değilim. Harika gözüküyor. Gerçekten harika gözüküyor. Benim takma kirpiklerde genelde tercih ettim, şöyle yapıyorum ki görebilin. Tek tek ayırsın ama volümlü gözüksün. Şu an tek tekler ama dipten volümlüler. Rimellandın. Beni bu maskarayla aldın arkadaş. Belki bir gün sade bir makyaj yaparsam yine denerim bunu. Bakalım o zaman da aynı hissiyat alacak mıyım ama şu an bu makyajla efsane durdu. Bu da uzatan site. Bu dolgunlaştıran, ayıran, bu da uzatan versiyon herhalde. Bu mesela biraz daha birleştirme eğiliminde. Ama benim sol gözümde daha az kirpik var. Onunla da alakalı olabilir. Uzat anneciğim. Uzat canım benim. Diğerinize bunu süreyim ki biraz dolgunlaştırsın. Maskara karıştırmaktan korkmayın. Sevdiğiniz farklı türleri karıştırın. Şimdi bir tane bu hangi serisi ya? Ne diyor? The Only One Matte Lipstick. Böyle tipi var. Kate Moss'lar vardı, hatırlar mısınız? Standart bir ruj şeyi aslında bu. 610 numarası Higher. Pardon. 610 numarası High Flare. Allah. Nude sevenler burada mı? Ay ya, bir şey söyleyeceğim. Selma gibi şu ruj rengini kendine yakıştıranlara bayılıyorum. Kendime asla yakıştırmıyorum çünkü gerçekten hiç sevmiyorum. Bir de aynı serinin 810 The Matte Factor diye bir rengi var. Yine ben değil. Bir de Stay Matte Liquid Lip Color'ları var. Bu da seveceğiniz bir renk sanıyorum ki. Latte. Bunun yapısı da Allah'a şeye benziyor. Flormer'e benziyor. Nasıl turuncu? Nasıl turuncu? Allah'ım. Önce nude'u deneyeyim. Çünkü sonuçta nude çıktıktan sonra iz bırakmıyor. Yalnız buna nude dememek gerekiyor. Bu fondöten. Dudak fondöteni bu. What the fuck? Bir şey söyleyeceğim. Ne olur yorum yazın. Gerçekten bu tarz rujları seviyor musunuz? Ama gerçekten soruyorum. Laf olsun diye değil. Seviyor musunuz yani şunları? Orayı, bunları göstermeyeceğim size. Yapmayacağım. Bu kötülüğü size yapmayı düşünmüyorum. Çok pudramsı bir yapısı var. Evet, buradan çok seksi ve efsane duruyor. Ama dudaklarımın birleştiği yerler aşırı pudra. Aşırı pudra yani. Çıkarken bile iyi kaldı yani. Şimdi büyük ihtimalle aranızda Selma gibi, yani Oje Lafora gibi mükemmel nude sevenler vardır diye. Ooo bak, bunun yapısı ne kadar güzel. Kayıyor, sil gibi böyle yumuşacık ve ince bir yapısı var. Ay, bunların yapısını gerçekten çok sevdim. Çok güzel bir yapısı var. Matlar, çok inceler ama hafif bir saten duruşları var. Bunun kesinlikle diğer renklerine bakmam lazım. Bayıldım. Bayıldım yani tonuna. Ve şu an mesela ben kameraya bakarken gözümü göremiyorum çünkü şey yapıyor, telefon kapatıyor. Şu an sadece dudaklarıma bakıyorum. Harika bir görüntü görüyorum cildimle beraber. Tabii ki gözümle biraz ağır oluyor ama böyle gereksiz yere öven insanlar sinir olurdum şeyde, video izlerken. O yüzden size yapısını biraz anlatayım. Gördüğünüz gibi mat ve tek renk duruyor. Kapatıcılığı çok güzel. Hani matlık, kapatıcılık ikinci özellik. Üçüncüsü çok rahat sürülüyor. Dördüncüsü çizgili dolabilecek, dolabilme kapasitesi yok. Çünkü yapısı çok ince. 5 oldu. Ve yokmuş gibi hissettiriyor. Asla yapışmıyor birbirine. Kesinlikle kaliteli bir dudak ürünü olduğunu hissettiriyor yani. Dudağınızda kalite duruyor gibi. Duruşu da güzel. Çok güzel duruyor. Şimdi sıra geldi en koyu renge. Bu da dediğim gibi 810 The Matte Factor diye bir renk. Aynı yapı bunda da var. Demek ki sadece o renge de daha değilmiş. Ay Allah korusun, yemin ederim hastanede oksijene bağlıymış gibi nefes alıyorum. Çok garip ya. Hasta olmak hiç güzel bir şey değil. Koyu ruj görünce dudağımı büyütmeden duramıyorum arkadaş. Denediğim en güzel mat rujlardan biri.
Ama renk hiç ben değil. Hiç. Kullanır mıyım? Kullanacak elbet bir yer bulurum. Yani benim işim bu ama No. Neyse. Bunu rujda geçelim. Bu ruj hiç ben değil. Ama dediğim gibi sevenleriniz için harika bir yapısı var. Bütün gün boyunca denemek isterdim. Hani transfer oluyor mu, kalıcı mı, değil mi diye. Ama bugün bunu kullanmayacağım. Yani bu renkleri kullanmayacağım en azından. Ama farklı bir tonunu almak istiyorum. Zaten Kate Moss serisinin renk skalasını çok seviyordum. Bir zamanda hatırlıyorum yani iki rujunu falan almıştım çünkü. Bunların da nude'larını denemem lazım. Çok güzel gözüküyor. Ya da kırmızısını. Bir şey diyeceğim. Ben temayı 90'lar dedim ya. Kesin şimdi aslında 80'ler falan yapmışım. Haberim yok değil mi? Şimdi Maybelline'in hazır uygun fiyatlı ürünlerden gidiyorken Vivid Matte Liquid rujlarından hangi renk bu? 55 Sinful Stone diye bir rengi. Bayağı gri bir ton. Bunları ilk böyle Liquid Matte diye okuyunca gerçekten Liquid Matte rujlardan sandım. Ama değiller. Çok ince uygulamanız lazım. Daha çok yağ ve kremsi bir yapıda. Eğer gaza gelip böyle çok yoğun uygularsanız felaket duruyor. O yüzden bunun olayı kimeye birinin bütün o kalıcı rujların olayı yani süper stay'lerin incecik bir şey sürmek. Eğer iletişim kurmaya gidiyorsanız birileriyle yani konuşmaya bir şey yapmayı bu ruju tercih etmeyin. Hem şu an fark ettiğiniz gibi parlak duruyor. Hem de hatırladığım kadarıyla çok kalıcı bir ruj değil. Ve özellikle bu renk zaten çok riskli bir renk. Hani herkesin kullanacağı bir renk değil zaten. Şeyi highlighter olarak kullanacağım. Açık rengi. Çünkü neden sizi üzmek istemiyorum. Patladı. Bilseydim daha önce kullanırmışım. Far kullanmak her zaman sizin için bir yöntem. O yüzden far kullanmaktan kaçmayın. Hani elinizde ne varsa o. Önemli olan yapısı çok kalın olmasın. Yeterli. Çok kalın yapılı farlarla biraz yapay durabiliyor çünkü highlighter'ınız. Mesela ben yakından ve biraz pembe bir yansıma görüyorum. Buradaki far gibi. Ama fotoğraflarda hiç öyle bir şey gözükmüyor. Zaten dibinize kadar insan sokmadığınız sürece de kimse fark etmiyor. Makyajımı bu şekilde bitirdim. Hoşuma gitti. Son bitişi çok güzel oldu bence. Özellikle gözleri çok beğendim. Normalde ben dediğim gibi çok fazla böyle çerçeveli şeyler yapmıyorum. Hem tarz olarak bu tarz şeyleri seviyorsanız işte chokerlardır. Ne bileyim böyle kollar yarasalardır falan. Bu benim çünkü geçen seneki tarzım. Yani geçen sene böyle takılıyordum. Abartmıyorum. Geçen seneden kastım 2016 yılı. Benim için biraz kendimi bulmakla geçtiği için böyle değişik değişik şeyler yaptım yani. O yüzden sizin de bir dönem böyle şeyler yapıyor olabilirsiniz ya da yapmış olabilirsiniz. Eğer yaptıysanız hangi yıllarda böyleydiniz onları yazın aşağıya. Eğer yapmak istiyorsanız da beğendiniz mi beğenmediniz mi kendinize uygun buldunuz mu bu tarz şeyleri yazarsanız çok sevinirim. Benim için 90'lar bu demek. Bu demekten kastım tabii ki 2018'e uyarlanmış hali. Neyse ben çok fazla çene yapmak istemiyorum. Çünkü bitirdik sonuçta makyajı. Sohbet de ettik güzelce. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.